Anıl'la konuşalım. Forum USA'den gazeteci Anıl Sural'la konuşalım. Anıl, günaydın, iyi haftalar diliyorum. Ben işte Başkan Trump'ın aslında kripto paralarla ilgili olan tweetlerini okumuş oldum. Bir hayranı değilim dedi kripto paraların ve dünyada bir tek para birimi olduğunu savundu. Sağlıklı ve güçlü olan noktada Amerikan dolarıdır dedi. Bir diğer taraftan tabii ki S-400 meselelerini takip etmeye devam ediyoruz. Nedir süreç? Yani Donald Trump iyi de yaklaşmıştı G20 zirvesine Osaka'da ama sen bunu özellikle Senato ile Kongre arasında görüş farkları olabileceğini söylemiştin. Nitekim sanki bir yaptırım sinyali var ABD tarafından. Teşekkürler Murat, iyi haftalar. Aslında dün Beyaz Saray'da sosyal medya zirvesi vardı. Donald Trump bundan dolayı Bitcoin ile ilgili fikirlerini dile getirdi ve kendisi Facebook'un son para birimine de değindi. Aslında ABD Merkez Bankası Başkanı'yla bu konuda aynı fikire sahip olduğunu söyleyebiliriz. S-400 konusu ise sıcaklığını hala koruyor ve hararet artmaya devam edecek. Çünkü biliyorsun Türkiye'ye, Malatya'ya ve İstanbul'a bazı yerlere teslimatlar olacak. S-400'ler 31 Temmuz'a kadar artık teslim edilmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu çok yakından takip ediliyor. Nasıl açıklamalar geldi? Aslında ilk açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden geldi. Sözcüye Türkiye ile S-400 ile ilgili nasıl bir yaptırımlar gelecek sorusu soruldu. Ve Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi hatırlatıldı. İki lider görüşmüş olabilir fakat ABD Dışişleri Bakanlığı'nın fikri değişmemiştir. Biz aynı yerdeyiz açıklamasını yaptı. Biliyorsun S-400'ün teslimatı yakın zamanda tamamlanacak ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü biz bu süreci yakından takip ediyoruz. Türkiye'deki haberleri her gün yeniden okuyoruz ve nasıl gelişmeler olduğunu takip ediyoruz. Ama Dışişleri Bakanlığı olarak eğer Türkiye S-400'leri tamamen teslim alırsa biz F-35'leri teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi de bu programdan çıkaracağız. Bizim duruşumuz değişmedi. Kafalarda bir soru işareti oldu. Çünkü biliyorsun Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmüştü. Ama burada Dışişleri Bakanlığı hep aktarıyoruz. Senato ve Pentagon'un çok farklı düşündüğünü, hatta kimi Amerikan medyasındaki arkadaşlarımız Donald Trump'ın fikri de değişebilir. Çünkü daha önce de olmuştu. Görüştüğünde farklı, Twitter'da farklı bir Trump olmuştu. Diğer bir açıklama nereden geldi? Yakın bir zamanda ABD Genelkurmay Başkanlığı'na yeni bir isim atanacak. Mark Milley, Donald Trump önerdi. İlerleyen günlerde görüşülecek ve kendisine S-400 soruldu. Ve Dışişleri Bakanlığı'ndan çok da farklı bir yanıt vermedi. Eğer ben Genelkurmay Başkanı olursam, Türkiye'de S-400'leri teslim alırsa hemen F-35 programından Türkiye ne olursa olsun çıkarılacaktır, yaptırımlar da uygulanacaktır dedi. Yani sadece askeri yaptırımlar değil, Dışişleri Bakanlığı'ndan da yani iki ülkede zorlu günlerin bekleyeceğini, Donald Trump'ın da yeni bir açıklama ilerleyen günlerde yapacağını şimdilik sana aktarabiliriz Murat. Evet Anıl, aslında S-400 ile ilgili tartışmaları takip ediyor olacağız. Jerome Powell dün yine faiz indirim sinyali verdi. Aslında geldiğimiz nokta çok trajikomik mi diyelim, piyasa açısından da çok şaşırtıcı. Yine güçlü bir iletişim politikası aslında uyguluyor ABD Başkanı Powell ve Fed öncülüğünde tabii ki. Yine faiz indirim sinyali verdi. Senato ve Kongre'de yaptığı konuşmalarda piyasayı rahatlattı ama ben bunu hep böyle seninle birlikte konuşmalarımıza yalancı bahar diyorum. Çünkü piyasa hep böyle artık birazcık sanki ite kaka gidiyor gibi bir durumu söz konusu. Ne dersin, Jerome Powell sanki bu defa Donald Trump'ı memnun etti. Bu defa memnun etti fakat Murat, Donald Trump Twitter'dan bir açıklama yapmadı ve eleştirmedi de. Ve sen dedin ya, biz sürekli konuşuyoruz yalancı bahar mı? Amerikan medyası da artık faizler düşecekse düşsün, bu tartışmada son bulsun şeklinde haberler yapıyor. Çünkü biliyorsun ABD Merkez Bankası Başkanı aslında Amerika'da çok da fazla konuşulmazdı. Jerome Powell'e kadar son 6 aydır en çok konuşulan isimlerden biri. Kendisi de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komisyonu'nda
iki gün boyunca soruları yanıtladı. Çarşamba günü başladı ve dün sonlandırıldı. Kendisi aslında bildiğimiz Powell'di ve dedi ki Amerika Birleşik Devletleri ticaret anlaşmasında bazı anlaşmazlıklar var. Biz bu anlaşmanın olmasını istiyoruz. Fakat belirsizlikler Amerika ekonomisini etkiliyor. Bundan sonra ne olacak? Senin de söylediğin gibi faizler düşebilir sinyalini verdi. Ve kendisi Temmuz ayında yıllar sonra bir ilk gerçekleşerek faizlerin düşebileceğini söyledi. İki Fed başkanı da aslında bu faizler düşmemesi gerekiyor, düşmemeli açıklamasını yaptı. Biliyorsun farklı bölgelerin Fed başkanları var ve kendileri de bireysel olarak fikirlerini açıklıyorlar. Ve Çin'le ilgili aslında şunu söylerim hazır Powell demişken, Donald Trump dün Çin'le ilgili bir tweet attı. İlk başkan Meksika dedi. Meksika sınırda çok iyi iş yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum. Ama Çin bize söz verdi. Bizim çiftçilerimizden belirli bir miktarda ürün alacağını henüz almadılar. Yakın zamanda almalarını öneriyorum açıklamasını yaptı. Yani bu ne oluyor? Donald Trump Çin'le ilgili tweetlerine başladı. Bir sinyal verdi. Powell'in ise konuşması dün sonlandı. Senin de söylediğin gibi Facebook'un para birimi Libya ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Donald Trump gibi sert açıklamaları olmadı. Kendileri merkez bankası var ve başka bir para birimi olmamalı demedi. Ama bazı soru işaretleri ve belirsizlikler var. Bunların bir an önce çözülmesi gerekir açıklamasını yaptı. Ve Powell'de biliyorsun işsizlikle ilgili enflasyon oranlarının eskiden doğru orantılı olduğunu artık doğru bir orantıda olmadığını söyledi. Ve son olarak sana şunu aktarabilirim Murat. Beklenen soru da Powell istifa edecek mi? Kendisine bu da soruldu. Biliyorsun demokratlar var ve kendisini yüksek sayıda desteklediler. Buna da yanıt verdi. Ben asla istifa etmeyeceğim. Son güne kadar çalışacağım. Aslında bu Donald Trump'a bir cevap niteliğindeydi. Donald Trump'ın da bildiği bir yanıttı. Fakat Powell bunu Senato'da Temsilciler Meclisi'nde yeniledi Murat. Anıl Sural, verdiğim bilgi için çok teşekkür ederiz. Forum USA'dan gazeteci Anıl Sural'la konuştuk efendim. Washington'dan ABD notlarını ve dünya notlarını iletmiş oldu. Biz stüdyomuza dönelim. Beklenti raporunda Berin Önder, Logos Portföy yönetici ortağı stüdyomuzda. Berin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi küresi aslında Anıl Sural'ın bıraktığı noktadan devam edelim. Yani Jerome...